21 Ocak'ta beklediğimiz büyük güncelleme gelmedi. Oyunun düzeltilmesini bekleyen birçok insan hayal kırıklığına uğrattığı gibi operasyon vesaire gibi içerik bekleyen oyuncusunu da hayal kırıklığına uğrattı Val. Yani bu büyük güncelleme hiç gelmeyecek mi diye soranları duyar gibiyim. Elbette yeni güncelleme yolda ve muhtemelen Val şu an bu güncellemenin üstünde çalışıyor. Bugün Val 2 haftadır DPR sürümünde değişiklik yapıyor ve bu değişiklikler de güncellemenin yakında olduğu varsayımını ortaya çıkarıyor. Bu kadar uzun bir süreç içerisinde yaptıkları değişiklikleri yayınlamadıklarına göre güncellemenin büyük olduğunu düşünüyoruz biz de. Bir Twitter, kullanıcısı da bu güncelleme ile ilgili çok güzel bir teori üretmiş. Teoriye göre CS2 gelecek büyük güncelleme 10 Şubat'ta yani Çin astrolojisine göre ahşap ejderha yılının başlayacağı tarih. Bunu da CS'nin resmi Twitter hesabının 17 Temmuz 2023'te Banner'ına koyduğu ejderha ile ilişkilendirmiş. Bunu Valve'in bugün için saklı olmasını ben düşünmüyorum tabii ki. O Banner'ın amacı Overpass'ı tanıtıyor olmalarıydı. Hemen karşı çıktım gibi oldu ama devamı var teorinin. Önümüzdeki Major'ın Kopenhag'da olduğunu ve Kopenhag'ın da parklar ve halka açık bahçeleriyle tanındığını söylüyor. Bu yüzden de özellikle Avrupa'daki ejderhayı ebenlerine koyuyorlar ki Çin yılı ejderha temasına uygun olması için. Bu teori bir taraftan çok mantıklı gelse de bir taraftan da çok mantıksız geliyor açıkçası. Valve'in bu kadar kafa yoracağını sanmıyorum. Ama sırf Çin pazarına girebilmek için bunları yapıyor olabilirler. 2024'ün ikinci Major'ını da Çin'de düzenleyeceklerini duyurmuşlardı. En kalabalık nüfuslardan birine sahip bu pazara girmek için Valve'in bu taklaları atabileceğini düşünüyorum ben. Ne de Valve bu kadar çalışkan bir şirket değil. Geçen hafta Eternal Fire, Major Aramar kapalı elemeler grubunda 3-0 yaparak Aramar'a kalmıştı. Geçen günde RMR grupları açıklanmış ve EFA grubunda yer alıyor. Grupta EFA ile beraber FaZe, Virtus.pro, Navi, G2, Amkal, BetBoom, 3DMX, Nine pandas Koi, Sov, Into the Bridge, NIP, Xander, Flash, Fnatic ve Falcons bulunuyor. Biraz zor bir grup kabul ediyorum ama 3-0 yaptığımız grupta oldukça zordu. O yüzden tek amacımız bu gruptan Major'a kalabilmek. Maçlar 14 Şubat'ta başlayacak, 3 gün sürecek toplam. Bu grupta Navi, FaZe ve G2 bizi bir tık zorlar gibi geliyor bana. Bu grubun da detaylı analizini yapmayı düşünüyorum, beklemede kalın. Ayrıca bir diğer büyük turnuva olan Katowice Play in maçımız da belli olmuş. BetBoom ile eşleşmişiz. BetBoom'u yenersek Cloud9 Rebels Gaming maçının kazananıyla oynayacağız ve o maçı değendiğimiz takdirde Katowice'e katılmış oluyoruz. Yenilirsek de kaybedenler grubundan devam ediyoruz ve oradan katılma şansımız devam ediyor. Toplam bir kere yenilme hakkımız var kısaca. BetBoom maçı da 31 Ocak saat 17.30'da görünüyor. Major öncesi bir de Katowice'e katılmış olursak tadından yenmez. Son haberimiz de ESL'den geliyor. Biliyorsunuz ki CS2 çıktığından beridir takımlar deliler gibi transfer yapmaya başladı ve bu bu da sıralamada değişikliklere sebep oldu. Özellikle de Falcons, enster 3 oyuncu kadrosuna katmasıyla birlikte Ernst'in sıralamasını ele geçirdi desek yanlış olmaz. ESL'de bu tarz transferler engel olmak için değişikliğe gidiyor. Sıralamada oyuncular puana daha çok etkiliyordu. Şimdi karma bir modele geçiş yapıyorlarmış. Bir oyuncu kadro dışı bıraktıktan sonra onun yerine transfer olacak oyuncunun puanı takım sıralamasını önemli ölçüde değiştiriyordu. Bunun önüne geçmek istemişler. Sıralamanın önemi STR turnuvalar için önemli. O yüzden sıralama kasmak bir o kadar da mantıklı bu zaman diliminde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. CS ile ilgili haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparsanız da çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın.